Selamun aleyküm ihtiyarlar heyeti. Lan bastı bacak. Şimdi şurada seni. İsmail abi, fiziksel göndermelere girme istersen. Benden sonra sen üzülürsün. Bana bak lan. Sen daha dünkü çocuksun. Topçu olma, silah sıkmak senin haddine mi lan? Aferin Nihat abi. Sen de boz ağzını hemen, boz. Ertan. Arada baban olması bu yaptığın cezasız kalmaz diye. Hoş. İsmet Ali yaşarsa neler olacak kim bilir? Ben biliyorum. Ondan topladım zaten hepinizi buraya. O herif ister yaşasın, ister gebersin, şirketin başından ayrılacak. Yerinde de sen mi geçeceksin? Güldürme lan bizi. İstediğin kadar gül. Hepiniz artık ihtiyarladınız, kabul edin bunu. Sizin genç bir kana ihtiyacınız var, o kan da benim. Erol, şu manyağa bir şey söyle, yoksa vururum şerefsizi. Ya o ne söyleyecek? O zaten dedi bana Merve ile evlen, şirketin başına geç diye. Sevgili babacığım, anlatsana. Ne? Yeter artık Ertan. Bu işler böyle olmaz. Böyle başa geçilmez. Biz o yüzüğü İsmet Ali'nin parmağına takarken tecrübesine ve adaletine güvendik. Kaba kuvvetle gelirsen kaba kuvvetle gidersin. Ya ben bu adalet saçmalıklarından falan çok sıkıldım artık. Bu işler yüzükle değil, olur mu? Üç tane baldırı çıplak hepimizi yerle bir etti be. Namımızı yere serdi. Maytap geçti bizimle. Siz hala bana adaletten, rajondan bahsediyorsunuz. Artık bizi duyan herkes altına işeyecek. Gücümüzü yeniden kazanacağız. Yıllarca o işi yapma, bu işi yapma, yok uyuşturucu işine bulaşma diye İsmet Ali hepimizi evde eli işi öğren karılara çevirdi. Neyse. Zaten ben başa geçtikten sonra tek bir kural olacak. O da hiçbir kuralın olmaması. Tamam. Şimdi size son sözüm. Ya benim istediğimi bana verirsiniz ya da ben sizden zorla almasını bilirim. Artık ihtiyarlara yer yok. Madem savaşı başlatıyorsun, elinden geleni de ardına koyma. Bundan sonra tuvalete dahi giderken silahın yanında olsun. Seni severdim delikanlı. Yazık. Genç yaşta gebereceksin. Resmen Azrail'e seslendim geldi. İsmet Ali hastaneden çıkar çıkmaz hep beraber toplanıp idam fermanını imzalayacaklar. Bundan nasıl kurtulmayı düşünüyorsun acaba? Şu hayatta bir kere olsun oğlunun yanında ol be baba. Bir kere olsun sonunu düşünmeden oğluna güven. Ok yaydan çıktı artık, görmüyor musun? Çıktı da ne oldu? Bici ile Comba'yı yanına almadan bir şey yapamaz. İstanbul'da bizden izinsiz hiçbir şey yapılamaz. Eninde sonunda çökerler tepene. Biliyorum. Ama eğer sen benim yanımda olursan, bu iki deniyoya zaten bir süre sonra ihtiyacımız kalmayacak, anlamıyor musun? Bütün İstanbul ikimizin olur, yavaş yavaş tepeye tırmanırız. Ama yeter ki sen bana güven. Pekala. Yanımdayım.